Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizler için soframda çok güzel bir erkek pasta modelim var. Bunun için kakaolu ve sade pandispanyalar hazırlayacağız. Kakaoludan başlayarak hemen çırpmaya geçelim isterseniz. 6 tane yumurtamızı çırpma kabımıza kırdıktan sonra üzerine 200 milimlik bir su bardağıyla 180 gram, yani su bardağı dolu olduğu zaman 180 gram alıyor şeker olarak. Ekleyelim ve önce düşük devirde, ardından yüksek devire getirerek en yüksek devirde 5-6 dakika kadar çırpalım. Çırptığınız zaman kıvamını, şimdi göreceğiniz kıvamda olmalı. Tamamen mikseri kaldırdığınızda ucundan akan görüntü bu olmalı ve böyle aktığı yerde de hiç bozulmadan kalabilen bir görüntü olmalı. Yumurta ve şekeri hazırladıktan sonra bu şekilde yine 200 milimlik bardakla 1,5 bardak un var burada. Önce bir kere eledim ama şimdi tekrar bir kere daha elekten geçireceğim. Ardından 2 yemek kaşığı kakaomu da unumla beraber eleyeceğim. Bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilyayı da ekledikten sonra eleyerek birkaç seferde karıştırarak alttan yukarı doğru ve hep aynı yönde lütfen. Bu yöntem çok önemli. Yumurtanızın sönmemesi için bunu mutlaka uygulamalısınız. Her eledikten sonra bir kere karıştırıyoruz. Daha sonra tekrar eliyoruz üzerine. 80 gram kadar tereyağını önceden eritip hazırlarsak hafif ılımış olacaktır. Onu da en son kademede unumuz az kalınca ekleyelim ve hepsini bir karıştıralım. 22 santimlik bir çember kalıp kullanıyoruz bu pastamızda. Bu malzemeler 22 santimlik çember kalıp içindir. Bunu da hatırlatmış olayım. Hafif şöyle sallayarak, kesinlikle tezgaha vurmadan, ısınmış olan 180 derecelik fırına sürelim. 170 derece, 175 derecede olabilir. Fırınınızın ayarını siz daha iyi bilirsiniz. İlk yarım saat lütfen hiç açmayalım fırının kapağını. Yarım saat sonra bir kontrol edebilirsiniz. Takriben 40 dakikaya kadar içini çekmiş, güzel kabarmış bir kek olarak çıkacaktır fırından. Kürdan kontrolünü yaptıktan sonra fırından alabilirsiniz. Ardından sade pandispanyamızın yapımına başlayalım. Yine 6 tane yumurtayı çırpma kabımıza kırdık. Yarım çay kaşığı kadar tuz ekledik. Bir paket vanilya ve bir su bardağı, gene 180 gram yani toz şekeri yavaş yavaş ilave ediyoruz. Düşük devir kullanıyoruz bu aşamada. Görüntünün hızlı olduğuna lütfen aldanmayın. Gayet düşük devirde. Daha sonrasında şekeri de ekledikten sonra, karıştıktan sonra yavaş yavaş devrini yükseltiyoruz. En yüksek devire gelinceye kadar ve ardından az önce de dediğim gibi 5-6 dakika kadar gene aynı kıvama gelinceye kadar yumurta ve şekerimizi çırpıyoruz. Bakın, hiç bozulmuyor. Üzerine attığımız parçalar, görüyorsunuz değil mi? Gene unumu bir kez eledim aslında. 2 su bardağı, 200 milimlik bardakla unum var burada. Bir bardağı içinde, şimdi bir bardağı daha sizin görmeniz için ekliyorum. Artı bir paket kabartma tozunu ilave ediyoruz. Ve beraberce yavaş yavaş birkaç seferde eliyoruz. Ve her eledikten sonra da gene alttan yukarıya doğru hep aynı yönde olmak şartıyla harcımıza un ve kabartma tozunu yediriyoruz. Gene 80 gram tereyağını da eritip önceden hazırlıyoruz başlarken ya da kekimiz çırpılırken, o arada eriyor ve ılımış oluyor. En son kademesinde unu ekleyip karıştırıyoruz. Gene 22 santimlik bir çember kalıbın altına fırın pişirme kağıdını ve etrafına kıvırarak yayıyoruz. Ve içerisine harcımızı döküp gene 170, 175 veya 180 derecelik bir fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar kekimizi pişiriyoruz. Lütfen süre veriyorum diye fırınınızın başından ayrılmayın. Herkesin fırını farklılık gösterebilir. Onun için kontrol altında tutun. 25 dakika, 30 dakika bile sürebilir pişmesi. Daha kısa da sürebilir yani. Çıktıktan sonra kürdan testini yaptıktan sonra hemen bir mazgalın, ızgaranın üzerine ters çevirelim keklerimizi. Bu şekilde soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra kağıdını alabilirsiniz. Kenarından elbette ki çıkanlar olacaktır. Onları da kesip alabilirsiniz. Kakaolu da daha önceden çıkmıştı. Gördüğünüz gibi neredeyse 4 parmağa yakın gayet güzel kabarmış bir kekim oldu. Diğer tarafta kremam için, pardon ganajım için 3 paket sıvı kremam var. 200 milimlik biliyorsunuz sıvı kremalar. Artı bu tarafta 300 gram bitter çikolatam var ve 550 gram da sütlü çikolatam var. 3 paket sıvı kremayı bir küçük tencerede ısıttıktan sonra üzerine dediğim gibi 300 gram bitter çikolatayı ve 550 gram da sütlü çikolatayı ekleyip önce 1 dakika kadar beklerseniz sıcağıyla biraz yumuşayacaktır. Ardından karıştırarak güzelce çikolataların kremanın içerisinde erimesini sağlayalım. Eridikten sonra bir kenara kaldırabilirsiniz. Oda ısısında 10 saat kadar bekletmelisiniz. Eğer buzdolabına koyarsanız 4-5 saatte de katılaşacaktır. Şayet çok fazla katılaşırsa çok hafif benmari usulü tekrar hafif ılıtarak, eriterek kullanabilirsiniz. Benimki ganajım gördüğünüz gibi ertesi güne kadar bekledi. Biraz fazla dondu. Ben onu çok hafif tekrar yumuşatarak, eriterek o şekilde kullanacağım. O bir kenarda beklerken ben şu anda kremamı yapmak istiyorum. Ara katlarına süreceğimiz kreması. Görmüş olduğunuz gibi yine 200 milimlik bardaklarımla 3 su bardağı sütümü tencereme koydum. Artı 1 su bardağından 1 parmak eksik süt de bu bardakta var. Yani toplamda 750 mililitre süt kullanacağım. 1 çay bardağı dolusu şekerim var, 100 gram. Onun bir kısmını tencereme ekleyeceğim. 1/4 kadarını ayıracağım. Onu da 2 adet yumurta sarısına ekleyeceğim ve çırpacağım. Sütümün altını açıyoruz biraz. Ilıması gerekiyor. Kaynamayacak, sadece ılık olacak. Artı burada da 75 gram kadar, yani 1 su bardağından 1 parmak kadar eksik nişastam var. 50 gram tereyağım var. Bir poşette krem şantim var. Artı bir pakette vanilyam var. Bunları daha sonra ekleyeceğiz. Öncelikle yumurta ve şekerimizi çırpacağız. İçerisine vanilyamızı koyacağız. Sütümüzü koyacağız. En son krem şantiyi soğuduktan sonra kremamız ekleyeceğiz. Yavaş yavaş süt ilavesi yaparak bir yandan da vanilyamızı, pardon, nişastamızı ekleyip açalım. Diğer tarafta kısık ateşte sütümüz ılıya dursun. İyice çırpmamız çok önemli bu aşamada. Kesinlikle topak kalmamalı. Şimdi ılımış olan sütümüzden şöyle 1-2 kepçe kadar, bir kepçe bile yeterli gelir. Ilıması için diğer yumurtalı harcımıza bir yandan çırparak bir yandan ekleyelim. Daha sonra ılıdıktan sonra artık iyice kaynama noktasına gelen sütümüze bu harcımızı hızlı bir şekilde karıştırarak diğer elimizle ekleyelim. Zaten 1-2 dakika içerisinde koyulaşmaya başlayacak. Koyulaşmaya başladığı anda lütfen ocağımızın altını kısalım. Tencerenin dibi tutmasın, yanık kokusu olmasın kremamızda. Gördüğünüz gibi göz göz olmaya başlayınca vanilyayı ve tereyağını ilave edebiliriz. Onları da karıştırarak hem tereyağının erimesini sağlayalım hem de çok kısık ateşte 1 dakika kadar daha pişirelim kremamızı ki içerisinde kesinlikle yumurta kokusu kalmasın. Bu şekilde yaptığınız zaman çok lezzetli, kokusuz, yumurta kokusuz bir kremanız olacaktır. Garantisini veririm. Karıştırıp bir kenarıya alalım. Soğuması için bekleyelim. Kıvamı görmüş olduğunuz gibi olmalı. Daha sonra krem şantiyi de ekleyip çırptıktan sonra çok güzel bir kıvam alacak. Hiç merak etmeyin. Gördüğünüz gibi parça parça hafif akışkan olarak dökülüyor el çırpıcısından. Arasına orman meyveli bir sos hazırlamak istedim pastamın. Bunun için 450 gram kadar orman meyvelerim var burada, donmuş, buzluktan çıkma, 4 su bardağı kadar diyebilirim. 270 gram şekerim var, yani 1,5 su bardağı. 95-90 mililitre kadar suyum var. Bir çay bardağından bir parmak eksik diyebilirim. 125 milimlik çay bardağı kullandım. Artı 70 gram da mısır nişastam var. Şekerimi tavama alıp ardından meyvelerimi de ekleyerek ocağımızı açalım. Daha sonrasında yavaş yavaş karıştıralım. Diğer bir tarafta suyun içine nişastayı ekleyelim ve eritelim. Suyu daha az da kullanabilirsiniz. Nasıl söyleyeyim, şöyle 35-40 milim kadar diyebilirim. Yani 1/4 çay bardağı bile nişastanın erimesine yetecektir. Çünkü buzluktan çıktığı için çok daha fazla sulanıyor. Tazeleriyle yaparsanız bu sorunu yaşamazsınız. Ama buzluktan çıktığı için fazla sulandığından biraz sosu fazla oluyor. O zaman süzmenizi tavsiye ederim. O şekilde kullanmayın. Ben de zaten sonrasında süzerek kullandım. Kalanı da biraz daha şeker ekleyip kaynatıp reçel gibi, marmelat gibi öyle bandık sabahları kahvaltımızda. Karıştırarak sosumuzu koyulaşıncaya kadar pişirelim. Diğer tarafta kremam soğudu bile. Hemen şöyle bir mikserden geçirip ardından krem şantiyi ekleyeceğim ve tekrar 3 dakika kadar çırpacağım. Daha sonrasında kremamızı buzdolabına kaldıralım. Aynı şekilde sosumuzu da buzdolabına kaldıralım. Şöyle en az 1 saat 2 saat kadar dinlensinler. Çok güzel daha olacaklar bu şekilde kıvamları. Kullanımı daha kolay olacaklar. Daha sonra pastamızı yapmaya başlayabiliriz. Perşembe günü pastanın yapımına geçeceğiz. Onun videosunu da hazırladım, yükledim. Perşembe günü de onu izleyebilirsiniz. Birleştirme ve yapım süsleme aşamalarını. Dediğim gibi şeker hamurlu bir pasta hazırlayacağız. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.